Tamamen elektrikli yerli otomobil Tokun yollara düşeceği tarih belli. Hedefler büyüdü. İhracatta artık hedef Almanya ve Fransa. İlk yerli elektrik otomobil olacak olan Tok için geri sayım başladı. Türkiye yollarına düşmesine sadece günler kala Tokun tüm modelleri yüzünü göstermeye başlamışken hedeflediği pazarda dikkat çekti. İşte detaylar. Bir süredir çalışmaları devam eden Türkiye'nin otomobili girişim grubu, TOK, yerli elektrik araçların yollara düşeceği tarih ile vatandaşları meraklandırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir cumhurbaşkanı özel yayını gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerinin kendilerine yönelttiği sorulara, fiyatlar noktasında öyle ürkütücü bir fiyat çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim'e TOK'u yetiştirelim istiyorum. Zaten varan kimseye bırakmıyor. Ben kullandım çok rahat. Gürcan Bey başkanım ne kadar basarsan bas bu arabanın özelliği bu diyor. Şimdi ben yaptığım hızı açıklarsam eleştiri alabilirim diyerek yanıt vermiş ve TOG için 29 Ekim'i işaret etmişti. 29 Ekim'de gerçekleşecek olan açılışla birlikte bugüne kadar protip atölyesinde üzerinde çalışılan, Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da test sürüşü gerçekleştirdiği COSUL modelinde seri üretime geçmeyi planlayan TOK, yapılan planlamaya göre, Mart 2023'te satışa ilk kez açılacağını belirtti. COSUL modelinin ardından tamamen elektrikli olan COSUL sedanı satışa sunacak olan TOK'un bunu ise, 2025 yılında satışa sunacağı öğrenildi. Bu iki temel modelin yanı sıra bak, BAS ve CMPV modelleri de TOG planları içerisinde yer aldı. Öte yandan TOG ile ilgili yetkililerden gelen açıklamalar, hedeflerin bir hayli yüksek olduğunu gösterdi. TOG 1 milyon adet araç üretimi hedefliyor. Gemlik tesisi üzerinde çalışmalarını sürdüren TOG, 2030 yılı hedefleri arasına 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşarak toplamda 1 milyon adet aracı bantlarına indirmeyi ve 4.300 kişiyi istihdam etmeyi ekledi. TOG ile ilgili konuşan şirketin CEO'su Gürcan Karakaş ise, ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurt dışında da başarılı olamaz. Bu nedenle ilk 18 aylık süreçte ülkemizdeyiz. Bu süre talebin durumuna göre 3 ay daha aşağıya çekilebilecek yani 15 ayın ardından da ihracat gerçekleşebilecek. İhracatta ise ilk etapta Almanya ve Fransa gibi ülkeler hedeflenecek diye konuştu. Ardından Tokun Deneyim Merkezleri aracılığıyla satılacağını belirten Gürkan Karakaş, şu anda dünyada olmayan deneyim merkezi tarzında bir yapılanma düşünüyoruz. Ne sadece geleneksel bir bayi ne de sadece online satıştan ziyade ikisinin de yer aldığı, harmanlandığı bir deneyim merkezi üzerine düşünüyoruz. Her ilde bunlardan bir tane olabilir. Yine yoğunlukla ilgili olarak planlar değişebilir, dedi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz gün topkun fiyatına ilişkin net ibareler kullandı. Topkun üretim aşamasına da açıklamalarında değinen Bakan Mustafa Varank, rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak. TOG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak diye konuştu.